Selamun aleyküm. Allah gecenizi mübarek eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Nice kandillerde, nice mübarek günlerde inşallah buluşmayı, idrak etmeyi nasip eylesin inşallah. Malum bugün Mevlüt Kandili, Miraç Kandili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin en önemli, peygamberliğinin en önemli gecelerinden birisi. Bunu götür, bunun da pili kalmamış herhalde. Miraç hadisesi tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eşinin vefat ettiği, Müslümanların büyük bir kısmının hicrete tabi tutulduğu, hicret ettiği, aynı zamanda etrafında hiçbir desteğinin kalmadığı, naçar kaldığı bir zamanda cereyan eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve bütün ehli veli bazen değişik dönemlerde, değişik hallerde kendilerince sıkıntılı veya kabız diyebileceğimiz haller yaşarlar. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bilhassa Mekke döneminde zaman zaman yaşana gelmiş şeylerdir. Böyle zamanlarda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri genelde Hira'ya, Hira dağındaki mağaraya çekilir. Orada halvet eder. Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunur. Bu hali aşmaya çalışırdı. Zaman zaman vahyin kesildiği zamanlarda, İlhamın kesildiği zamanlarda böyle kabız halleri yaşardı. Hatta bazen yüklenmiş olduğu vazifenin ağırlığından dolayı veyahut da bu meseleyi kendi dairesinde götürmekte kendisinin ehil olup olmadığını düşündüğünden dolayı darlanır iyice. Darlandığı zamanlarda Hazreti Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle ona görünür, ona sabretmesini söyler, ona dayanmasını, katlanmasını tavsiye eder. Bu konuda Cebrail aleyhisselam o kabız halinden kurtulmasına bir şekilde sebep olurdu. Ve hatta enteresandır, bir keresinde Hira'dan kendini aşağı atmak istediğine dair dahi ravilerin söylediği, naklettiği hadisler var. Böyle bir zamanda Cebrail aleyhisselam hemen onunla musaffa eder. Onu tabiri caizse kollarına, kanatlarının altına alır. Onu teskin ederdi. Zaman zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin böyle kederli zamanlarında Cebrail aleyhisselam tecelli eder. O tecelliyle
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini teselli ederdi. Bunlar bütün peygamberlerde ola gelmiş şeylerdir. Hazreti Musa da bazen bu noktada bazı şeyler dayanılmaz hal aldığında Tur-i Sina'ya çıkar. Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'a yalvarır, yakarır, zikreder, tesbih eder ve Cenab-ı Hak ona vahyeder. Bu noktada kah ağacın arkasından seslenir, kah bulutun içinden seslenir, kah ateşin arkasından seslenir, kah Cebrail aleyhisselam gelir, onunla sohbet eder, böylece o halden kurtulurlardı. Aynı şey diğer peygamberler için de geçerli olmuştur. Her peygamber üzerine almış olduğu o vazifenin ağırlığından mı olsa gerek, o peygamberlik mesleğinin vermiş olduğu incelikten mi olsa gerek, zaman zaman bu noktada kendilerince teselliye ihtiyaç duyarlardı. Yaklaşın biraz daha, kapının önü biraz daha rahatlasın inşallah. Bu hak yolda giden sufilerde de tecelli eder. Konumuz bugün bu değil ama az bir şey bir parantez açayım inşallah mevzu olunca. Sufi yolunda giden kardeşler de zaman zaman bu tip haller yaşarlar. Onlar da bir vazifenin ağırlığı çöker üstlerine, omuzlarına. O vazifenin ağırlığı omuzlarına çökünce zaman zaman o vazifeyi başarıp başaramama, yolu götürüp götürememe noktasında buna tereddüt demeyelim de hakkıyla yerine getirememe düşüncesi galip basar bazen. Böyle olunca onlarda da bir kabız hali olur. Onlar da bu kabız halinden Cenab-ı Hak ama salih rüyalarla, ama salih zikrullah'ta görülen haller ile, ama üstadlarının bir sözleri, bir bakışları, bir nazarları ile bu halden biiznillah kurtulurlar. Bazen bu seyr-i sülükte ilerlerken ileri derecelerde daha da işler ağırlaşır. İşler daha da ağırlaşınca, daha da bu meselelerde yoğunluk fazlalaşınca o kimse bu noktada kendisini daha da bir ağırlığın içerisinde hisseder. Omuzlarına sanki daha fazla yük yüklenmiştir. Tabiri caizse o kimse kocar, yaşlanır. Ve bu noktada kendince bazen aynı duygular, aynı düşünceleri yaşar. Öyle olunca da ya pir efendilerden birisi ya da sahabeden birisi duruma göre, tecelliyata göre ya da peygamber efendilerimizden birisi ya da dört büyük peygamberden birisi bu işin artık zirvesi daha da ileriye gidiyor demektir. Ama İbrahim'den, ama Adem'den, ama Musa'dan, ama İsa'dan birisi ona mihmandar olursa bu iş daha da ileriye doğru gidiyordur. Hatta bu noktada İsa aleyhisselam makamı 6. makamdır. Bu noktada İsa aleyhisselam bu noktada kutup seviyesindeki kimselerin üzerinde tecelli eder. 4 tane kutup vardır. 4 tane kutubun normalde bu noktada her birisine 4 büyük ehli kitap peygamber bu noktada onları gözetim altında tutar. Bu manada o 4 büyük peygamber onların üzerinde
hem eğitimlerini hem bu noktadaki manevi hallerini üzerlerine alırlar. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yine böyle bir döneminde bu büyük miraç gerçekleşmiştir. Büyük miraç diyorum çünkü o güne kadar olan miraçların en büyüğü budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu döneme gelinceye kadar işte bazıları mesela Arabi bundan önce 33 tane miracı var onun der. Değişik veliler bu noktadaki batın bilgisine sahip olanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin değişik zamanlarda değişik miraçlar yaşadıklarını söylerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle diyebiliriz buna. Miracı hiç bitmemiştir. O doğduğundan itibaren bu yolda yürümüş ve doğduğundan itibaren miracı hiç bitmemiştir. Bu işin manevi tarafıdır. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin miracı hala daha bitmemiştir. Hala da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah-u Alem miracı devam etmektedir. Ama Kur'an'ın bize anlattığı miraç bir seferlik değildir. Bunu İslam dünyası anlatırken hadisçiler, kelamcılar, tefsirciler hepsi de miracın bir sefer gerçekleştiğini bize anlatırlar. Hiçbir şey bir seferlik değildir bu manada. Bir kimse bir yola girdiyse yol sonsuzdur. Bu yol Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı teşbih etme, tenzih etme, zikretme yoluysa Cenab-ı Hak hem zat ve hem de sıfat olarak sonsuzdur. Zat ve sıfat olarak sonsuz olan bir Allah'ın tanınması ve bilinmesi de sonsuzdur. Onun teşbihi de, tesbihi de, zikri de sonsuzdur. Sonsuz olan bir zatın bu noktada ayetlerinin de sonu yoktur. Ayetlerinin tecelliyatının da sonu yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kelamı da, kelimeleri de sonsuzdur. Onun kelamına bir son koymak, onun kelimelerine bir son koymak, onun bu manada ayetlerine son koymak mümkün değildir. Öyle olunca miraca oldu bitti gözüyle bakmak, bir daha olmamış veyahut da daha önce olmamış ve bir daha da olmayacakmış gibi görmek herhalde bu meselede bir noksanlık, bir eksiklik söz konusu eder. Bunu geçen Miraç Kandili'nde az bir şey beyan etmiştim. Biz Sufiler İsra ve Miraç hadisesini Cenab-ı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hem ruhen hem de bedenen yaptığına inanırız. Çünkü eğer bedenen olmamış olsaydı Hazreti Allah ayet-i kerimede Mekke-i Mükerreme'den yani Beytullah'tan Mescid-i Aksa'ya
kulunu yürüten der ayet-i kerimede. Burada yürümek söz konusu ise ruh yürümez. Bir kimsenin cesedi yürürse biz ona yürüdü deriz. Bir kimse yürüdüğü zaman sadece ruhuyla yürüdü de demeyiz. Bir kimse yürüdü dendiğinde o ruhuyla, canıyla, cesediyle, bedeniyle beraber yürümüştür. O yüzden ayet-i kerime bu manada. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin İsra ve Miraç hadisesinde ruhen olmadığını beyan ediyor. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin biz bir tane miracının olmadığını bildiğimizden, o yüzden bazı miraçlarının büyük bir çoğunluğunun bedenen olmadığını, kalben olduğunu, kalben olan miraçları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu manada peygamberlik dairesi içerisinde bunları ele aldığını ve Allah'ın bunları konuşturmamasından dolayı konuşmadığına kâniyiz. Çünkü bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir miraç anlatırken bir hadiste anlatırken evinin damının yarıldığını ve evinin damının yarıldığında Hazreti Cebrail aleyhisselamı gördüğünü ve Hazreti Cebrail aleyhisselamı dünya merkezli konuştuğumuzda doğu yakasında gördüğünü ve doğu yakasında görünce onun ayaklarının devasa bir şey olduğunu, komple ufku kapladığını söyler. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerinden bu zahir. Hadis-i şeriflerinden Cebrail aleyhisselamı defalarca gördüğünü ama Cebrail aleyhisselamı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekliyle, şemaliyle iki sefer gördüğünü, İki seferin bir tanesinin o yine damın yarıldığı zamana rastladığını görürüz. Burada hadis-i şerif metinlerini inceleyenler Allah-u Alem bu metinlerde de onların gözlerinden kaçmamıştır. Ve bir miracının Beytullah'ta duvara yaslanık halde olduğunu ve gece olduğunu ve gece Beytullah'a yaslanık bir şekilde dururken Cebrail aleyhisselamın onu alıp götürdüğünü söyleyen hadis-i şerif vardır. Ama yine bir hadis-i şerifte o evinin damının yarılıp Hazreti Cebrail aleyhisselamın gördüğü noktada daha önce onun uyur uyanıklık arasında evinde yatarken melekler tarafından gelip göğsünün yarıldıktan sonra onun ameliyat edildiği ve zemzemle yıkandığı ve kapatıldığı ve ondan sonra miracın başladığına dair rivayet vardır. Allah-u Alem bu rivayet o evinde yatarken uyur uyanıklık arasındaki miracı ile alakalıdır. Burada çok sizi hadislerin teknik kısmına girip teknik kriterler yapma noktasında değilim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu fakirin tabiri olsun. Biz miracı kebir diyelim buna, büyük miraç diyelim. Bu büyük miraçtan önce
miraçları oldu. O miraçlarının kalben oldu. Rivayetlerden çıkarılan sonuç. Bu fakirin. Tabi bunun üzerinde daha da ince araştırılırsa, bunun da sahabelerin, bir kısım sahabelerin içerisinde yer bulduğu, o değişik rivayetleri dinleyen sahabelerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin miracının bir tane olmadığına kâni oldukları, bunlardan birisinin Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah olduğu mesela gibi rivayetler var. Bu noktada da İslam dünyasında bir farklı bir görüş daha var. Bu görüş de şu. Hazreti Ayşe annemizin sözüne atfen bazı sahabeler, hatta bunlar sonradan İslam olan, ilk böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin etrafında olmayıp işte Medine-i Münevvere'de Müslüman olan, İslam olan genç sahabeler diyelim, bunların Hazreti Ayşe annemize atfettikleri, sordukları bir soru var. İşte ya Ayşe, işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah'ı gördü mü sorusuna verdiği cevap var. O verdiği cevaba binaen sonradan olan sahabeler, işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Miraç'ta Allah'ı görmediğine dair naklettikleri bir söz var. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine direkt ilk yola çıktığı, beraber olduğu sahabeler soru sorduğunda, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Cenab-ı Hakk'ı görmediğine dair bir beyan etmiyor. Bir rivayette onu nur olarak gördüğünü, bir rivayette bu noktada işte gözlerinin kamaştığından dolayı, ne şekilde gördüğünü tam tarifi imkansız olarak, bu kelimeler benim. Ben meseleyi aktarırken böyle anlaşılabilsin, ben kendi anladığım noktadan aktarıyorum. Tarifinin imkansızlaştığını, bir başka noktada da Cenab-ı Hakk'ın ona tecelli ettiğini, ona sarktığını söylüyor. O yüzden ashab bu noktada ikiye ayrılmış vaziyette. Ashab'tan sonra gelenler. Biz onları normalde işte Ebu Zer'i, Gifari gibi, işte Hazreti Ömer, Hazreti Abdullah'lar işte gibi, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Mekke döneminde hiç yanından ayrılmayanlar. Çünkü onlar meselenin başından itibaren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanındalar. Hazreti Ayşe annemiz bu noktada Mekke döneminde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanı başında değil. Bu dönemde yanı başında olan sahabeler belli. Bu sahabelerin naklettikleri hadislerle sonradan nakledilen hadislerin arasında bu noktada fark var. Hatta bir kısım zatların Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizin bu sorusuna Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin verdiği cevabı dahi, diyorlar ki Hazreti Ayşe annemizin anlayacağı şeklinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona böyle söyledi diyenler var. İşte burada Miraç'la alakalı bizim inancımız odur ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri değişik zamanlarda, değişik tecelliyatlarda, değişik miraçlar olmuş. Ama bu noktada ayette belirtilen miraç, belki de o güne kadar olmuş olan miraç yolculuğunun son zirvesi. O güne kadar olanın sonu. Ve bu miracın devam ettiğine inanıyorum.
ve Miracın bitmediğine inanıyorum. Bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Hazreti Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme noktasının devam ettiğini inanıyorum. Ve sufilerin de seyri sülükünün bu mertebede, bu derecede değil ama bu yolda olduğuna inanıyorum. Ve madem ki onlara ölü demeyiniz, onlar haydır ayeti kerimesi tecelli etmiş, o hay olan Allah dostlarının Allah'ı tanıma ve bilme noktasında yollarının devam ettiğine inananlardanım. Böyle bir giriş yaptıktan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın ona lütfu, ikramı, ihsanı olan bu miracı döndüğünde ashabın hepsine de anlattı. Burada enteresan noktalar var. Enteresan hadiseler var. Miracın hem ruhen hem bedenen olup olmadığıyla alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanından itibaren tartışmalar devam etmiş. Müşrikler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretlerine gelip kardeşin dün gece işte semaya gittiğini, Beytül Makdis'e gittiğini söylüyor deyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri o söylediyse doğru söylemiştir deyip kestirip attığını, Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretlerinin ben bir kendisiyle konuşayım ondan sonra size cevap vereyim dediğini, Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin zaten müşrik o, bunu kabul etmediğini, hatta bununla alay ettiğini, bununla alay etti, hatta alay ettiği nokta şu, enteresan nokta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin miracıyla değil, Allah'ı görmesiyle alakalı alay ettiğini. Çünkü ayet-i kerimede ona sarktı deniyor ya, ona sarktı sözünü kullanaraktan alay ettiğini, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine Utbe'nin alay ettiği söylenince, ona Allah'ın köpeklerinin birisi ona musallat olur, onun hesabını o görür diye dua ettiğini ve Utbe'nin bir Şam yolculuğunda müşriklerle beraber, arkadaşlarıyla beraber seyahate çıktığında, enteresandır bu olay. Seyahate çıkıyorlar. Seyahate çıkınca Utbe'nin babası diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu duasını duyuyor. Bunu sonradan Müslüman olan bir sahabe aktarıyor. Ebu Leheb diyor ki bu duanın sana tecelli edeceğine inanıyorum diyor oğluna. Bakın dikkat edin. Peygamberin peygamberliğine iman etmeyen kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin duasının kabul olacağını söylüyor. Bunların çünkü Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberliklerini kabul etmemeleri inatlarından. Bir peygamberin geleceğini hepsi de biliyorlar. Ama peygamberlik Ebu Cehil'e gelmeliydi. Şimdi de bir kısım insanların veliliğe inanıp ama bu adam veli olamaz deyip de gaflete düştükleri nokta. Onlar da bu peygamber olmaması lazım diyorlar. Bu peygamber olmamalıydı diyorlar. Ya peygamber olacaksa Ebu Leheb olmalıydı, Ebu Cehil olmalıydı. Bunlar olmalıydı. Buna mı bu peygamberlik verilecek? Yetim fakirin teki. İlmi yok. Ümmi. Ya peygamber olacaksa bir filozof olmalı. Ama hiçbir filozof yok peygamber.
Peygamber olacaksa bir bilge kimse olmalı. Ama hiç böyle bir kimse yok peygamber olan. Enteresan nokta bu zaten. Herkesin aklının bu noktada yere çarpıldığı nokta. Peygamberin birisi demirci. Peygamberin büyük bir çoğunluğu çoban. Bildiğimiz çoban. Büyük bir çoğunluğu ümmi. Bir medreseden yetişmemişler. Okul görmemişler. Okul görmemişler. Çok derinlemesine bir kitap okumamışlar. Derinlemesine bir ilim öğrenmemişler. Herkesin aklının kabul etmediği, yıkıldığı yer burası. Hani İmam-ı Şafii diyor ya, İmam-ı Hanbel'e. Diyor ki ya hayret ediyorum, sen koskoca imamsın. Bu ümmü şeyban râye nasıl tabi olursun? Sen koca imamsın. İmam-ı Hanbel bakıyor, tebessüm ediyor. Söyleyecek söz yok çünkü buna. Beni götür diyor şu şeyhine. Ona birkaç kelam edeceğim, birkaç söz söyleyeceğim. İmam-ı Hanbel diyor ki, hazır cevaptır. Sormasanız, yok beni götür, ben soracağım diyor. Götürüyor. İmam-ı Hanbel Hazretleri, Şeyban-ı Raid-i Ümmü, böyle bir kenarda köşede oturan fıkaranın teki. Hep böyledir. Zahir ilim erbabı, tasavvuf erbabına tepeden bakar. Küçük görür onu. Hakir görür. Onun için o ilimsizdir. Onun için o fikirsizdir. Onun için o usulsüz, usulsüz bir kimsedir. Gidiyor. Diyor ki bir sorun var. Buyur sor diyor. Bir kimse diyor akşam olduğunda kendi kendine düşünse, bir vakit namazı kılmadığını anlasa, hangi vakti diyor eda etmesi lazım, kaza etmesi lazım? Şeyban-ı Râye hiç durmadan. Soru bitiyor. O bütün gününü gaflete geçirmiş. Bütün namazlarını kaza etsin diyor. Kalıyor İmam Şafii. O da tabi oluyor. O da ders alıyor ondan. O da intisap ediyor ona. Bu şeye benziyor. Bursa kadısı. Kim? Aziz Mahmud Hüdayi. Hakir görüyor ya Hazreti Üftade'yi. Böyledir bu. Hep tarih boyunca böyle olmuş. Çok azı zahir ulemanın, çok azı ehli sufiyi kabul etmiş. Devlet erkanının çok azı ehli sufiyi kabul etmiş. Öyle. Devlet erkanı da çok sevmez ehli sufiyi. O devletteki bürokratlar, o böyle kelleli kulaklılar, safahat içerisinde yaşayanlar, haramı helalı ayırt etmeyenler, şakşakçılar, alkışçılar, onlar da çok sevmezler sufileri. Görünmek dahi istemezler. Bu daha yeni değil ha. Bu oldu mu olası öyledir. Zaten hangisi sufilere hürmet, kıymet verdiyse onun zamanında İnkişaf etmiştir her şey, parlamıştır. Osmanlı padişahları, devlet erkanları, paşalar sufilere hürmet, hizmet ederler, onlara değer verirler. Bu noktada onların sohbetlerine giderlerdi. Osmanlı, Osmanlı oldu. Ne zaman batılılaşma adına sufilere değer vermediler, tekkelere, zaviyelere değer vermediler, onları hakir, hor hakir gördüler, Allah onları dağıttı. Hep böyle olmuştur. 28 Şubat'ta sufilerle uğraştılar. Bakın 28 Şubat'ta sufilerle uğraştılar. Ehli tarikatla uğraştılar. Ehli zikirle uğraştılar. Zikrullah yerlerini bastılar. Zikrullah yapılan yerleri bastılar. Dağıttılar, dağıtmaya çalıştılar. Evet. Cenab-ı Hak onları yıktı.
O 28 Şubatçılarla beraber olanları da yıkıyor Cenab-ı Hak. Yıkacak hep. Öyle bu işler. Neden? Bu şahıssal olarak görmüyorum. Ben bütün sufi topluluğunu veliler topluluğu olarak görüyorum. Evliyalar topluluğu olarak görüyorum. Bütün sufi topluluğunu. En hani bu Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin sözü. Adi. Adi. Ama ehli samimi. Bir sufi öyle der. Adi ama samimi. Buradaki adilikten kastı en düşüğü. Ben olayım o. O benim. Beni anlatıyor. Adi ama samimi. İşte bu adi ama samimi ehli sufi var ya, bir üstada gitmiş, ondan ders almış. Ben nefsimle mücadele edeceğim demiş. Gitmiş haram işlemiş. Yapmış ama. Hiç şey değil. Adi dediği bu. Dersini kah çekmiş, kah çekmemiş. Namazı bazen kaçırmış, bazen kaytarmış. Yapmış. Tam vazifelerini yerine getirmemiş. Ben sizin adınıza da bunu söyleyeyim mi? Bizim kardeşlerimiz hep beraber. Biz böyleyiz. Biz dosdoğru böyle işte namazını kılan, orucunu tutan, dosdoğru ibadetlerini eden, zikirlerini yapan bir topluluk değiliz öyle. Çok böyle dört dörtlük yapamıyoruz. Ben kendim nefsim yapamıyorum ya. O yüzden üzüm üzüme baka baka kararır. Belki de siz Allah alem, yani ben olmasam daha iyi olacaksınız. Belki de. Bunun gibi bir şey. İşte o sufi toplulukları. Haftanın bir günü, iki günü. En zor şartlarda dahi toplanıp Allah'ı zikrediyorlar ya. Cenab-ı Hak onları da affediyor ya. Affetmekle kalmıyor. Hatalarını, kusurlarını, günahlarını da hayra çeviriyor ya. Ben orayı komple bir veliler topluluğu olarak görüyorum. Herkesin nefsi kabul etmez çünkü. Bize soruyorlardı işte. Şeyhiniz kim? Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi. Ha, ona mı bağlısınız? Allah'ım ya Rabbi, adamın boğazını koparsan gene içinde şeyi inmeyecek aşağı. Adamı çeviriyorum. Neyini gördün? Ses yok. Neyini tanıyorsun? Ses yok. Ya sana ne zarar oldu? Ses yok. Ya neden dudak büktün böyle burun kıvırdın? Bakıyor şimdi delisine denk geldi adam. Susuyor şimdi söylediğine, söylemişine bin pişman oluyor. Nereden bu deliği sardım diye kafama diye. Ya çekilecek oluyor, ben çekiyorum bu tarafa. Söyle diyorum. Neyini gördün de burun kıvırdın? Mimiklerinden küçük gördün. Söyle bana. Ses yok. Sen münafık mısın diyorum, ses yok. Lan sen müşrik misin diyorum, ses yok. Sen fasık mısın, ses yok. Hani diyorum az önce söyledin ya. Sen nasıl yiğit adamsın, nasıl delikanlı adamsın? Bir insan sözünün arkasında durur. Ses yok. Ondan sonra patlatıyor, ırgılıyor çalıyı, söyletiyor deliği. Diyorum ben vallahi meyhanede görmedim sizin gibi diyorum adam. Bakıyor şimdi, ben meyhaneden gelmeyeyim diyorum. Vallahi da billahi de meyhanede diyorum böyle bir muhabbet yok. Adam meyhanede böyle bir muhabbet olsa kafasında ya şişe patlar, ya bir bıçak yer, bir tarafına bir zarar görür diyorum ben. Bu iyice rengi, beti, benzi gidiyor bunun. Bakıyorum şimdi, nerenden filota çıkarayım senin diyorum, bitiyor. Ben neden söyledin? Ses yok. İşte böyle. Yani veyahut da bir müftefendi. Gidiyorum bir cami isteyeceğim, bir şey yapacaksın. İşte kime intisaplısınız? Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi'ye. Yani o böyle şey yani, kim ki yani? Bir gün Müftü Efendi'ye baktım böyle, Ödemiş'teyiz böyle, adam böyle, müftü. Bir şey söyleyecek oldu, hocam dedim, dışarıda hiç sargılı dolaşmıyorsun. Benden dolayı sargılı dolaşabilirsin, nasıl yani dedi. Hani var ya dedim, beyaz sargınız sizin dedim. Ben onu sarık demiyorum, sargı o. Sarık bu.
Evet. Böyle baktı, sargılı dolaşmayın dedim Ödemiş'te. Tık yok, bitti muhabbet. Bunun gibi o zamanlarda kabul etmiyorlar böyle şeyleri. Akılları önde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Utbe böyle söyleyince bakın enteresan bir şey. Allah'ın lütfu, ikramı ayette sabit. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine vermiş olduğu büyük bir mucize. Bunu kabul etmiyor Utbe. Bakın dini kabul etmemek ayrı bir şey. Utbe bunu kabul etmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki Allah'ın köpekleri ondan intikamını alsın. Amin. Şam yolculuğunda bir yerde mola veriyorlar. Ebu Leheb iki tane koruma veriyor oğlunun yanına. Sağına soluna yatın diyor. Koruyun bunu. Gece bir yerde mola veriyorlar. Gece bir yerde mola verdiklerinde bir aslan peyda oluyor. Geliyor bütün yatanları tek tek kokluyor. Bunu anlatan sahabe hayret ettim diyor. Hepimizi tek tek kokladı. Ondan sonra diyor Utbe'yi iki kişinin ortasında diyor. İki kişinin ortasında kokladı ve başında durdu diyor. Kokladı ve başında durdu. Bir ses çıkarıyor. Hani aslan sesi. Hepimiz diyor kaçıştık. Yanındakiler de kaçıştı. Ama diyor Utbe'nin kafasından tuttu diyor. Kafasından. Ve diyor kafasından tutar tutmaz onu diyor kafasından aldı parçaladı diyor. Hepimiz de gördük biz onu diyor. Orada gördük. Kim Allah'ın dostlarına düşmanlık yaparsa Allah'a düşmanlık etmiştir. Allah diyor yırtıcı bir hayvanın avından intikamını aldığı gibi ondan intikamını alır. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu noktada intikamını aldı. Duasını tecelli ettirdi. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinin tabiri caizse hep arkasında. Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz. İşte hep Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden itibaren Miraç'la alakalı zaman zaman aklı önde olan akılsızlar kendilerince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin miracının bedenen olmadığını söylemişler. Ama onun miracı hem bedenen hem ruhen. Daha önceki miraçları kalben. Daha önceki miraçları kalben. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri miraca çıktığında, şimdi onun ayet-i kerimesini de söyleyeyim, ondan sonra devam edelim inşallah. Hani meşhur ya, Necm suresi 8. ayetten 14'e kadar. Aslında bu sure baştan sona, yani 1. ayet-i kerimeden itibaren başlar bu meseleyi anlatmak için ama ben böyle fazla vaktinizi almamak için kısa keseyim istedim. Hani 8. ayette başlar. Miracın tam bu noktada en mahrem noktasını anlatır. En mahrem noktası. Sonra yaklaştı ve sarktı. Derken araları iki yay aralığı kadar kısaldı veya daha az. Allah kulu Muhammed'e vahyedeceğini vahyetti. Onun gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Onun gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Yani çıplak gözüyle gördü. Gönlü de yalanlamadı. Sabredemeyeceğim şimdi burada hemen söyleyeceğim. Eğer daha önce kalben miraç etmemiş olsaydı, kalben tanımamış olsaydı gözünün gördüğünü
hemen kalben kabul etmeyebilirdi. Böyle bir şey söz konusu değil ama buradan şu mana çıkabilir. Aşina, tanıdığı, bildiği kimse. Gözünün gördü, gönlü de ne yaptı? Bu noktada yalanlamadı. Gözünün gördü. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Allah-u Alem, Cenab-ı Hakk'ın zahir bütün efal ve sıfatını tanıması, bu noktada batın kalbi noktada tanıması ve kalbi noktada tanıması da kalben miracı ile alakalı, tanımasının neticesinde gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Bunu değişik hadisçiler, tefsirciler, kelamcılar, bunun Cebrail aleyhisselam olduğunu söyleyenler var. Ama Cebrail aleyhisselam olmadığını ve bunun Hazreti Allah olduğunu söyleyen sahabeden de büyük zatlar var. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah bunların başında. Çünkü daha önce kalbi değişik miraç hadiselerinde Allah'ı batinen de tanımıştı. Allah'ın Allah-u Alem uluhiyet noktasındaki tecelliyatına mazhar olmuştu. Bu kalbi tecellileri bildiğinden dolayı bu miraç hadisesinde çıplak gözüyle de gördüğünü kalbi yalanlamadı. Her ne kadar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ashabından bazı kimselere bazı şeyleri örterek söylese de bu şuna benzer. Hani birisi geldi, her gün oruç tutuyordu. Ona dedi ki sen ayda 3 gün oruç tut, fazlasına gücüm yeter dedi. Pazartesi, perşembe tut, fazlasına gücüm yeter dedi. Bir gün boş, bir gün dolu tut, bu da Davut'un orucudur, başka bir şey söyleme dedi. Bakın oruç meselesinde ayda 3 gün tutan sünnet işledi mi? Evet. Pazartesi, perşembe tutan sünnet işledi mi? Evet. Bir gün boş, bir gün dolu tutan sünnet işledi mi? Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin malının tamamını getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri malının yarısını getirdi. Ama ashabtan birisi malının tamamını tasadduk etmek istedi. Ona dedi ki arkandan çoluk ve çocuğunun dua etmesini istemez misin? İsterim ya Resulallah. O zaman sen malının bir kısmını evlatlarına bırak. Onun malının tamamını almadı. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde şahsın kimliğinin, kişisinin algısına, derecesine, kabına göre onlara dinin içerisindeki değişik vazifeleri değişik boyutta ve tecelliyatta onlara anlatırdı. Bedevinin birisi gelmişti, demişti ki bana bir şeyler söyle onunla kurtuluşa ereyim. Ona dedi ki 5 vakit farz namazını kıl, 30 Ramazan orucunu tut, dosdoğru ol. Bundan ne bir eksik ne bir fazla yaparım dedi bedevi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o çıkar giderken dedi ki sözünde durursa cennetlik birisini görürsünüz. O cennetliktir. Bakın ona dinin 3 tane vazifesini söyledi, onu cennetlik olarak gördü. Onun derecatı oydu çünkü. Kadınlar topluluğu vardı, yakınıyorlardı. Dedi ki ey kadınlar, buradaki kadınlar, bana 3 şeyi söz verin, size cennete söz vereyim. 30 Ramazan orucunuzu tutacağınıza, 5 vakit farz namazınızı kılacağınıza, eşlerinize itaat edeceğinize söz verin, size cenneti söz vereyim.
İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zaman içinde etrafındaki ashabın protipine bakarak, onun manevi tecelliyatına, bağlılığına, onun bu noktadaki Allah'a ve Resulüne bağlılığına bakaraktan onlara din tavsiye ederdi. Allah alem bu Miraç meselesinde de değişik rivayetler bununla alakalı. Çünkü birisi geliyor, bu meseleyi algılayacak noktada değil, bu meseleyi algılayacak noktada olmayan bir kimsenin vaziyetine göre ona bir söz söylüyor. Onun derecatına göre konuşuyor. Onun seviyesine göre konuşuyor. Çünkü aynı Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, biz gelen kimsenin durumuna göre muamelede bulunmayı Hazreti Peygamber'den öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem'den. Demek ki öğretide, eğitimde gelen kimsenin durumuna, konumuna göre davranmak öğreticinin, eğiticinin, mürşidin işi. Hani gelir kimisi, efendim ben bir rüya görseydim. Bazen derim ben, hani der ya Hazreti Mevlana, saman çöpünün dağı kaldırmaya gücü yeter mi? İsterken ölçülü iste. Rüya hoş, rüya görmek iyi. Cinni tayfesi kapını çıtlatınca ne olacak? Hemen hal görüp uçacak herkes. Herkes seyr-i sülüke girecek. Harika, ne kadar güzel. Kim dayanabilecek şeytanı gördüğünde? Kim dayanabilecek? Her şeyi öğrenmek istiyor. Harika. Etrafındaki insanların manevi suretlerini gördüğünde ne kadar dayanabileceksin? Onu başka surette gördüğün halde tebessüm edebilecek misin? Herkes manevi derecesine göre. Birisi sizin hakkınızda laf söylediğini duysanız kinleniyorsunuz ona. Vay benim hakkımda böyle demiş. O söylerken duysanız ne yapacaksınız ona? Onu duyduğunuz halde bir saat sonra gelse, nasılsın arkadaşım dese, nasıl davranacaksınız ona? Hiç düşündünüz mü? Kendi içinizden konuşuyor gene ya. Atıyor tutuyor gene ya. Deyip ondan sonra bir saat sonra, efendim nasılsınız dediğinde ne diyeceksin? İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri herkesin konumuna, durumuna göre onlara din öğretiyordu. Hazreti Ali Efendimiz için dedi, ya Rabbi Ali'nin döndüğü yere hakkı döndür diye. Bir başkasına dedi mi? Demedi. Sebep? Bir başkası onun derecatında değil. Bir başkası onun nazarında değil. Hazreti Ali Efendimiz'i omuzuna aldı. Ashabın içinde bir sürü ashab var. Mekke'nin fethinde. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ya Resulallah benim omuzuma çık. Sen bir peygamberi taşıyamazsın dedi. Haliyle. Sen çık dedi benim omuzuma. Çıktı onun omuzuna. Erişilemeyenlere o erişti, yıktı. Bakın herkesin manevi haline göre.
Hazreti Ebu Zer Gifari'ye dedi ki, ya Ebu Zer, bana söz ver. Söz verdim ya Resulallah. Söz veriyor. Daha arkasından ne geleceği belli değil. Bağlılığa bakın. İtaate bakın. Terbiyeye bakın. İhlas ve samimiyete bakın. Feda olmaya bakın. Feda olmaya. Ya Ebu Zer, bana söz ver. Söz verdim ya Resulallah. Ya Ebu Zer, iyi düşündün mü? Bana söz ver. Söz verdim ya Resulallah. Daha arkasından ne geleceği belli değil. Aşıklık budur. Arkasından ne geleceği belli olmayan şeye söz veriyor Ebu Zer Gifari. Söz verdim ya Resulallah. Hiç kimseden hiçbir şey istememeye bana söz ver ya Ebu Zer Gifari. Söz verdim ya Resulallah. Bakın kimden söz alıyor? Ebu Zer Gifari'den. Ebu Zer Gifari'den. İbni Mesud'dan değil. Örnek. Ashabın içerisinden böyle söz aldığı iki kişi var. Diğeri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri. Hiç kimseden hiçbir şey diyor. Hiç kimseden hiçbir şey. Söz verdim ya Resulallah diyor. Bakın bunu ashabtan diğerlerinden böyle bir akdi yok. Bir de kim var? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den. Ondan da söz almış. Onu ne zaman öğreniyoruz? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in hilafetliğinde. Devenin üzerinde kırbacı düşüyor. Kırbacı düşünce deveyi ıhıldatıyor, çökertiyor. İniyor, kırbacını alıyor. Ya Emir el Müminin, bize söyleseydin. Ben diyor hem arkadaşım, hem dostum, hem sevgilim olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme diyor, anam babam kurban olsun ona. Onun meşhur sözüdür bu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in meşhur sözüdür. Annem babam kurban olsun ya Resulallah. Senin ömrün ne, benim ömrüm katılsaydı. Cenab-ı Hak benim nefesimi alsaydı. Bu acıyı bana yaşatmasaydı. Ben senden önce göçüp gitseydim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz böyledir. Gözü bir an nerede olursa olsun onu görmezse hasrettedir o. Bir an gözünün önünde görememek onun için büyük hicrandır. Öyle sever Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Der ki, o benden söz aldı. Dedi ki, ya Ebu Bekir, hiç kimseden hiçbir şey istememeye bana söz ver. Söz verdim ya Resulallah. Der ki, bineğin üzerindeyken elinden düşen kırbaç dahiller. Ben der Hazreti Resulullah'a böyle söz verdim sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki ashabın içerisinde bazı ashab-ı kirama özel eğitim var. Onlara özel sözler, özel görevler var. Onların özellikleri var. Özellikleri var. Özel onlar. Aynı şekilde bir yere, bir kavme gidiyor, onları İslam'ı öğretiyor, anlatıyor. Onlara İslam öğretirken diyor ki, kelime-i şehadet getireceğinize, namazı kılacağınıza, orucu tutacağınıza, yılda bir hacca gideceğinizi söylüyor onlara. Ashabtan birisi diyor ki, ya Resulallah, zekatı söylemediniz. Onlar bunu yerine getirince zekatı da kendiliklerinden yerine getirir diyor. Bakın zekatı sonraya bırakıyor. Eğitimle alakalı. Bunun gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashab-ı kiramın içerisinde herkese aynı vazifeyi vermiyor.
Herkes aynı derecede değil manevi algısı. Herkesin bilgisi aynı noktada değil, duruşu aynı noktada değil, bağlılığı, teslimiyet aynı noktada değil. İşte Miraç'la alakalı birkaç tane rivayetin sebebi bu olsa gerek, Allah-u Alem. Çünkü bazılarında Allah'ı görmedim demiyor hiç. Allah'ı görmedim diye ağzından bir söz yok. O yüzden Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine lütfetti. En büyük lütuflardan birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hangi hal içerisinde olduğunu bilmediğimiz bir halde onu görmesi. Ve gördüğünü de kalben yalanlamaması. Kalben de ne yaptı? Yalanlamadı. O yüzden kıymetli dostlar, burası imanın ayrı bir perdesi. Buraya iman etmeyen bir sufinin yolda yürümesi mümkün değildir. Çünkü sufi için seyri sülükte değişik haller ve tecelliyatlar söz konusu. Bu değişik haller ve tecelliyatlar söz konusu olduğundan dolayı bunun bu noktadaki anahtarı, bu noktadaki mührü, bu noktadaki bunun sırrı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir tane değil, değişik miraçlarının olduğu ama Kur'an'da beyan edilen son miraçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah'a iki yay mesafesi, iki yayın ucu. İster böyle uç uça tutun iki tane yayı, ister gerilen ipiyle kasnağını tutun. Nasıl anlıyorsanız anlayın. İki yay mesafesi kadar yaklaştığı ve onu hangi hal, ahval, hangi tecelliyat noktasında gördüyse, gözünün onu gördüğü ve gönlünün de onu yalanlamadığına iman edeceğiz. Buna inanacağız. Bunu kalben tasdik edeceğiz. Nasıl rüya görüyorsanız, rüyanızda salih, sahih rüyalarda şekline şemaline şeytan girmiyorsa ve rüyayı sahiha diyorsak biz onu, bu ayetle hadisle sahihse ve Cenab-ı Hakk'ın rüyada görülmesi de sahihse, rüyetullah hak ise, rüyetullah hak ise, düşünebiliyor musunuz? Ayette sabit, hadiste sabit, bütün imamlar içtihat etmişler, rüyetullah haktır diye. Yani bir kimse rüyasında Allah'ı rüyasında görebilir. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki ben 99 kez Allah'ı rüyamda gördüm. Abdülkadir Geylani'den Ahmet el-Rufay'dan Ahmet el-Bedevi'ye kadar Allah'ı rüyalarında gördüğünü söyleyen bütün veliullah mevcut. Ashab'tan zatlar Allah'ı rüyalarında gördüğüne dair beyan etmişler. Ve Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'ın rüyada görülebileceğine dair hadis-i şerifi mevcut. Ey ümmet-i Muhammed, Allah madem ki rüyada görülür, haktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çıplak gözle onu görmedi diyebilir miyiz? Ne enteresan bir şeyse rüyada görülmesini kabul edeceğiz. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin çıplak gözle gördüğünü kabul etmeyeceğiz. Böyle bir tenakuz var işin içerisinde. İşte sufiler Miraç hadisesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin keyfiyeti tecelliyatının nasıl olduğunu Cenab-ı Hak'la
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arasında sırrı ilahi olduğu olan bir hal ile onu gördüğüne inanıyoruz. Ve buna iman ediyoruz. Ve bu noktada da imanımızı kavileştiriyoruz. Buradan geri dönüş söz konusu değil. Şimdi siz onun gözleriyle gördüğü şey hakkında münakaşa mı ediyorsunuz? Cenab-ı Hak ayeti kerimenin devamında diyor ki, siz şimdi o peygamberler peygamberi, o varlığın evveli, peygamberlerin evveli ve ahiri sonuncusu, aklın evveli, kalemin kendisi, lehv-i mahfuzun kendisi olan, bütün nuruna gark ettiği, adını adına yazdığı, o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gözleriyle gördüğü hakkında siz ne münakaşa ediyorsunuz? Ayet-i kerim açık. Siz onun gözünün gördüğünü siz ne münakaşa ediyorsunuz diyor. Muhakkak ki Muhammed onu bir kere daha Sidretül Müntaha denilen yerde gördü. Demek ki Cenab-ı Hak onu Cenab-ı Resulullah onu daha önce de ne yaptı? Gördü. Bu neyle alakalıydı? Kalben miraç ettiği zaman onu gördü. Kalben miraç ettiğinde onu gördüğünden dolayı ona aşinaydı. Onu biliyordu. Allah bizi inşallah o hal ile hallendirdiklerinden eylesin. Amin. İnşallah. Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gözünden görmeyi nasip eylesin. Amin. Onun nuruyla nurlandırıp onun nurundan görmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, bu sufilik yolunda bu haller sufilerde bir şekilde tecelli eder. Sufi seyri sülük noktasında önce üstadının sayesiyle yürür. Üstadının vesilesiyle yürür. Ve üstadının sayesi ve vesilesi onda hiç bitmez. Ta ki üstadı onu bir kimseye gönderinceye kadar, teslim edinceye kadar. Ölüp gideceğiz. Bunlar size bilgi olarak kalsın. Üstadı ama zahiren ama manen o kimseyi götürür, bir kimseye teslim eder ise artık o kimseyle yoluna devam eder. O kimse. Eğer üstadı böyle bir şey yapmaz ise o kimse bu yolda üstadının vesilesiyle yürür. Üstadsız asla yürüyemez. Asla. Bakın kesin ve net konuşuyorum. Asla. Nasıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri fiziken de miraca çıkarken her göğün sorumlu meleğine haber vererekten çıktıysa aynı şekilde de üstadı götürür onu. Üstadı götürür. Asıl üstadın üstatlığı orada belli olur. Üstadın zahiren üstatlığı zahiren bilinir. Vay saçı sakalı ne kadar güzel, konuşmaları ne kadar iyi, Kur'an ve sünnet dairesinde konuşuyor. Eyvallah. Bunları zahir ulema da bilir, konuşur.
anlatacak olduğu din. Ayet, hadis. Zahir ulema da anlatır bunu. Herkes anlatır. Getirin müftülükten bir kimseye, anlatır bunu burada. Getirin ilahiyattan bir öğretim görevlisi, anlatır miracı size. Camilerde anlatıyorlar, televizyonlarda anlatıyorlar. Zahir ulema anlatıyor bunu. Bunu herkes anlatır. Üstadın üstadlığı buradan belli olmaz. Üstadın üstadlığı manevi olarak yol gitmeye başladığında anlaşılır. Birinci kat göğe çıktığında anlaşılır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci devam ediyor. Üstadın üstadlığı burada belli olur. Üstadın üstadlığı, o kimse seyri sülükte yürürken görmüş olduğu haller neticesinde belli olur. Başka zaman belli olmaz. O yüzden bir üstad, bir mürşidi kamil bulduysanız, bu kimse kim? Eğer o gerçekten bunun bu manada, bu hal ile hallendiyse, o bu meselede vazifesini yerine getirir. O sufi halinde, rüyasında onu görür. Onunla yol yürür. Öbür türlü eğer ki gözünü kaydırırsa perişan olur. Gidemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İsra kısmında, yani Mekke-i Mükerreme'den Beytullah'tan Kudüs'e, Beytül Makdis'e gönderilirken, ne acı bir şey ki Beytül Makdis şu anda zulüm altında. İsra deyince Beytül Makdis akla geliyor. Beytül Makdis de şu anda o Yahudilerin elinde. Müslümanlar rahatça oraya gidemiyorlar. Ümmeti Muhammed'e farz orayı tekrar özgürleştirmek. Farz, farz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu bize aktarırken diyor ki, ben Beytül Makdis'e doğru yolculuğa çıkarıldığımda sağ tarafımdan "Ey Muhammed, ey Muhammed, bana da bak" diyen sesler işittim. Ben onlara dönüp bakmadım diyor hadis-i şerifte. Sonra diyor sol tarafımdan "Ey Muhammed, ey Muhammed, ey Muhammed, bana da dön, bize de dön, bize de bak" diyenler, bu sözleri de işittim diyor. Bunlara da dönüp bakmadım. Devam ediyor. Sonra diyor arkamdan sesler işittim. "Ey Muhammed, bana da bak" diye diyor. Hatta arkasından sesi tarif ediyor. Öylesine güzel bir kadındı ki diyor. Öylesine güzel bir kadındı ki diyor. Sanki dünya üzerinde bütün güzel ziynetleri takmış, takıştırmış, bütün güzel kokuları sürmüş öyle bir kadındı diyor. Bu seyri sülük yolculuğu öyle mürşitsiz gidilecek bir yolculuk değil. Bir düdükte gider herkes. Bazen anlatıyorum ben. Bir arkadaş normalde işte kendi kendine ders yapıyor, virt yapıyoruz. Sabahleyin buldu beni. "Abi ne olursun" dedi. Gençlik ya bizde de o zamanlar. İşte hoşumuza gidiyor. "Abi ne olursun" deyince ben yaptım buna. Bunun rengi mengi attı. "Abi dün gece bu sesi duydum ben" dedi. Tebessüm ettim gene.
Yaptım ben tekrar buna. Abi öldürecek misin sen beni dedi. Ben hiçbir şey demiyorum. Bu etrafımda dönüyor. Yapıyorum ben şimdi. Gülmekten ıslık da ettiremiyorum. Ben o esnada gülmüyorum tabii. Bu bir şey söylüyor. Yapıyorum ben. Abi ne olursun sen devam et dedim ya Kuddüs çekmeye. Kendi kendine virt edinmiş arkadaş. Şeyhe ihtiyaç yok ya. Bu her gece kendince 5000 tane ya Kuddüs çekiyor. Ya Kuddüs, ya Kuddüs, ya Kuddüs, ya Kuddüs, ya Kuddüs. Arkadaş ihtiyaç yok ya. Bir ses sadece. Bu oturuyor şeyde. Ne o? Secdadede bir ıslık. Önce sol tarafından. Bu tabii Yakutis, 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 Yakutis hızlanıyor bu sefer öyle bir şey olunca. Bir de sağ tarafından ıslık. Niye? Bu odadan çıkarım Allah. Arkasından bir ıslık daha. Gitti. Ben de sabahleyin orman işletmesine gidiyorum. Sabah 8:30. Mesaiye gidiyorum ben. O zamanlar böyle işte ne o ne sabahı biliyoruz ne akşamı biliyoruz biz. Ne gündüzü biliyoruz ne geceyi biliyoruz. Bu koşa koşa geldi. Abi ne olacak? Yaptım ben de. Bir ıslığa gitti. Böyledir bu işte. Mürşitsiz gidilmez. Mürşitsiz burnun ucu dahi görülmez. Bir ıslığa gidersin. Bu o zamandan kaldı bende. Hani bazen diyorum ya bir düdüğe gidersiniz, bir ıslığa gidersiniz diye. Bir ıslık. Biz ona ıslık deriz. Bir ıslığa gider o kimse. Neden? Onun çünkü bu noktada manevi olarak onu uyaracak. Ona bakma. Ona etme. Gözünü çevirme. Dost doğru dur diyecek. Bir zat-ı şerifi yok. Bakın koskoca peygambere sallallahu aleyhi ve selleme İsra noktasında bana bak diye seslenenler var. Güzel kadın suretinde görünenler var. Dikkat edin. Dikkat edin. Bırakın gerisini. Bırakın başka bir şey söylememe gerek var mı? Sahih hadis. Sahih hadis. O yüzden Miraç'ta asıl sufilerin çıkaracağı çok ders vardır. Miraç sufilerin yoludur. O yüzden Miraç'ın sufi gözüyle, sufi mantığıyla Miraç'a bakılması, Miraç'ın bu noktada tefekkür edilmesi, anlaşılması gerekir. Eğer sufi mantığı, sufi düşüncesi noktasından bakılmazsa, kardeşler bu noktada eksik bakmış olurlar. Bütün bu noktada hem sadece Hazreti Peygamber Efendimiz'in değil, bütün peygamberlerin de kendilerince miraçları vardır. Bütün peygamberlerin. Bütün velilerin de bu noktada, biz ona miraç dersek karıştırır insanlar. Ha bak bunlar da peygamberler gibi miraç yapıyormuş, böyle söylüyorlar. Bunlar küfür ehli, bidat ehli, sapık bunlar derler çıkarlar. Bilemediklerinden dolayı. Biz sufilerin bu yoluna, bu miraç yolunun adına seyr-i sülük diyoruz. Siz sakın ha, bunu yine ne olarak isimlendireceğiniz seyr-i sülük. Bu yol seyr-i sülük yoludur. O yüzden dikkat edin.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'tan dönerken çok önemli bir şeyle döndü. Ne? Namaz farz kılındı. Namaz bu noktada, bu seyri sülükte sufiler için çok önemlidir. Çok önemlidir. Namazsız bir kimsenin seyri sülükü olmaz. Biz ona Müslüman değildir demeyiz. O kimsenin seyri sülükü olmaz. Var ya hani İstanbul'da, İzmir'de, orada burada namazsız, niyazsız ehli sufiler var ya. Onlar sülüke giremezler. Onlar yol yürüyemez onlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Sufi namazını kılacak. Sufi orucunu tutacak. Sufi dosdoğru olacak. Sufi haramlardan uzak duracak. Haramlardan uzak duracak. Yol yürüyecekse, seyri sülük edecekse, Allah'a yakınlaşacaksa, Allah'a yakınlaşacaksa, haramlardan uzak duracak. Dilini muhafaza edecek. Dil. Dilini koruyacak. Dilini korumayan dinini koruyamaz. Dilini koruyamayan imanını koruyamaz. Dilini koruyamayan kendini koruyamaz. Dilini muhafaza edecek. Kendini muhafaza edecek. Dikkat edecek. Göz göre göre günaha girmeyecek. Göz göre göre kendisini günah kebaire batırmayacak. Göz göre göre. Bile bile yapmayacak bunu. Yapmayacak. Seyri sülükte dikkat edecek. Kadınlara meyletmeyecek. Seyri sülükün en tehlikeli noktasıdır. O kimse dergahın içerisinde yol yürürken kadınlar ona iltifat eder. Kadınlar ona iltifat ettiğinde kanmayacak. Kendini aldatmayacak. Aldatmayacak. Aldanmayacak. Aldanmayacak. Dönüp bakmayacak. Bir ıslık yeter soruna. Bir ıslık çok bile gelir. Seyri sülükte yürüyen derviş metaya kanmayacak. Paraya bozmayacak kendini. Orada sema ederken hatun nerede diye bakmayacak. Bakmayacak. Ona diyecekler gel okuyuver, şu kadar para verelim sana. Gel okuyuver, şu kadar şunu yapalım. Bakmayacak. Vay ya, ne güzel ders yaptırıyor ya. Hediye vermişler ona. Almayacak. Almayacak. Vay bizim abimizdi ya, ablamızdı ya işte. Hayır. Dönüp bakmayacak. Sülüke gidecek mi? Sülük bu. Bir yerde kapanıp Allah'ı zikretmek işin en kolay tarafı kıymetli dostlar. Vallahi da tatil bu zamanda, billahi da tillahi da tatil. Gidip şurada itikaf etmek vallahi da billahi da tatil. Önemli olan herkesin projektörleri senin üzerine çevrildiğinde senin dimdik durman. Önemli olan bu. Önemli olan dağın başında dervişlik değil. Önemli olan halkın içerisinde dervişlik. Önemli olan insanların içerisinde dervişlik. Önemli olan kadınların, erkeklerin senin peşinde koşarken senin kendini muhafaza etmen dervişlik.
Önemli olan para, pul peşinden koşarken senin onlara dönüp bakmamandır dervişlik. Önemli olan gidip böyle sizin zekatlarınızı ben verivereyim fakir fukara deyip zekatları toplayıp cebine koymak değildir dervişlik. Yıkılır bu yolda insan. Yıkılır. Kar lekeyi kaldırır. Bu yol kaldırmaz. Süt lekeyi kaldırır. Bu yol kaldırmaz. Bu yol kaldırmaz. Atar dışarı bu yol. Kendiliğinden atar. Kendiliğinden atar. Sen görmezler diye düşünürsün. Sen bilmezler diye düşünürsün. Sen anlamazlar diye düşünürsün. Yolun sahibi Allah. O tereyağından kıl çeker gibi çeker, tınk atar. O atar. Sen onu Ahmet'ten Mehmet'ten zannedersin. Sen onu Zakir'den, Çavuş'tan, Şeyh'ten zannedersin. Sen onu dersin ki Şeyh Efendi beni attı. Sen dersin ki ya Adnan Çavuş beni attı. Sen dersin ki ya Hüseyin Çavuş beni attı. Sen dersin ki ya Cafer beni zaten hiç sevmezdi. Onu yol yapar. Yol yol. Öyle bir yoldur bu. Bir bakmışsın adamın esamesi görünmemiş. Sor kendine o ne haklı ne haklı. Hep biz bunları dinledik. 28 yıldan beri. Hep dinliyoruz biz bunu. Daha önce de Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin. Oğlum git bakalım filanca yerde ne var. Gidiyorum dinliyorum ben boyuna. Dergahı terk edenlerin içerisinde haksız hiç kimse yok. Hep haklılar. Ben soruyorum neredesin şimdi? Bir zikrullah halakasına oturdun var mı? Bir mürşidi kamilin dizinin dibine oturdun mu? Neredesin? Şeyhin kim diyorum. Şeyhin kim? Kime intisap ettin? Rüyanda kimi gördün? Hep onları dinledim ben. Hep şunu derler. Mübarek gibi bir mübarek gelmedi. O yüzden biz o mübarekte duruyoruz daha. Gülüyorum içimden ben. Allah mübarek etsin. Devam edin diyorum ben. Bakıyor şimdi o. Birisi dedi. Ya böyle söylüyorsun hep dedi. Ne diyeyim dedim. Dedim bir çocuk çakıla oynuyor hala daha dedim. Elinde oyuncak bir araba. Oyuncak araba yanıp sönüyor ya oyuncak arabalar. O oyuncak arabanın yanmasına sönmesine kanmış. O arabayı alıyor. Araba sürmesini öğrenmiyor. Direksiyonu yok. Normal bir arabası da yok. Tutmuş elinde onu. Kalmış öyle. Şeyhiniz kim? Mübarek çok büyük zattı. Onun şeyhi o büyük zat değil miydi? E büyük zattı. E hani? Bu nereden çıktı o zaman? Bunun Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin hiçbir yere intisap etmeyen dervişlerine söylüyordum o zamanlar. Diyorlardı ki Mustafa Efendi muhteşem zat. Harika. Ondan önce kim vardı? Hacı Ali Haydar Efendi vardı. Hacı Ali Haydar Efendi muhteşem değil miydi? Evet. Ne ama Hacı Mustafa Efendi'ye intisap etti ki herkes? Ses yok. Onlara diyordum ki siz muhakkak ki Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerine vefasızlık ettiniz. Bilerek bilmeyerek ona ihanet ettiniz. Bilerek bilmeyerek ona karşı Allah'ın dostuna karşı düşmanlık ettiniz. Bilmiyordunuz. Ve Mustafa Efendi size merhamet etmiş. Mustafa Efendi size rahmet etmiş. Sizi kanatlarının altında tutmuş. Sizi kollarının altında tutmuş. Sizi çünkü def etseydi, bıraksaydı siz yine eski halinize dönerdiniz. Yine meyhaneye, yine içkiye dönerdiniz. Yine boşluğa dönerdiniz. Size merhamet etmiş, size rahmet etmiş. Ama
size himmet etmemiş. Kalıyorlardı. Size himmet etseydi siz bir veliyi tanır, ona intisap ederdiniz. Bir veliyi tanır, ona intisap ederdiniz. Kardeşler, yol bu manada mürşitsiz gidilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin miracı nasıl mürşitsiz olmadıysa, Cebrail'siz olmadıysa, seyri sülük de mürşitsiz olmaz. Geceniz hayır olsun. Amin. Nice kandillerde buluşmak ümidiyle El Fatiha ma selat. Amin. Şimdi birazdan sema yapacağız inşallah. Kardeşler burada kalanlar, vakti olanlar semada Allah'ı kalben zikretsinler. Bir toplulukta Allah zikredilirse oradan affolmuş olarak kalkınız diyor topluluk halinde. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Oradaki topluluğun diyor Cenab-ı Hak günahlarını hayra çevirir. İnşallah şimdi semada Allah'ı zikredelim. Ardından duayı bekleyelim. Ve inşallah af olmuş olarak dağılalım. Gece evlerinize gittiğinizde de hiç olmazsa bir 4 rekat kaza namazı, bir 2 rekat kaza namazı kılalım. Evlerine dönenler itikafa niyet etsinler. 1 saatliğine, 2 saatliğine evden çıkıncaya kadar tevhid okusunlar. La ilahe illallah desinler. 5000 taneye kadar burada bütün bulunan, duyan bütün kardeşler normalde bizi bu noktada işte bir virt duyduydum orada deyip de manevi olarak ben onun verdiği virdi çekiyorum noktasında bulunurlarsa 5000 tane tevhid günlük çekebilirler. En azından 5000 tevhid günlük çekin inşallah veyahut da bu gece inşallah 5000 tevhid çekmeye gayret edin. Salatü selam getirin, dua edin inşallah. Allah 3 aylarınızı mübarek eylesin şimdiden. Ramazan geliyor. Ramazana Cenab-ı Hak hepimizi ulaştırsın, buluştursun. Ramazandan sonra da beraatını alanlardan eylesin. İnşallah bu sene tekrar hacca niyetlendik. Allah izin verirse işçi vizesiyle hacca gitmek isteyen arkadaşlar bizimle hacca gidecek olanlar. Yok işte lüks otel isteyenler, lüks yatak isteyenler aman gelmesinler. Hiçbir şeyimiz lüks değil bizim. O yüzden bize söylenen şu sabah ve akşam yemeği var. Bir de yatacak kalkacak bir yer verecekler işte. Öyle inşallah işçi vizesiyle Allah izin verirse tekrar hacca gitmeye niyetlendik. O kardeşler demirci Yakub'a veyahut da kendi bölgelerinde, beldelerinde bulunan arkadaşlar kendi zakirlerine, oradaki çavuşlarına müracaat edip adlarını, soyadlarını, kimlik numaralarını, TC kimliklerini yazdırıp o kardeşler de bizim buradaki merkezde duran Salih kardeşe bunları inşallah yazdırsınlar. Önümüzdeki çarşamba gün böyle bir işte işçi imtihanı yapacaklarmış. İnşallah gelebilenler de gelsin. Bu noktada sonra işte duyduk duymadık demesin. Bay bayan haçla alakalı meselede vizelerde problem çıktı. Güvenemedik. Güvenemeyince de bu meseleyi bu noktada tehir ettik. O yüzden bay bayan haç programı olmayacak. Cenab-ı Hak sağlam bir yer, bir kaynak gösterirse inşallah bu konuda da kardeşlere yardımcı olacağız. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Selamun aleyküm. Semada buluşacağız inşallah.